Amerika'da bir laboratuvarda baş araştırmacı ve immünoloji uzmanı olarak çalışan Profesör Doktor Derya Unutmaz sosyal medya üzerinden bir bilgilendirme yaptı ve kanserle ilgili önemli bir gelişme olduğunu duyurdu. Biz de bu konunun detaylarını kendisine soracağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Neler söyleyeceksiniz? Çok önemli bir gelişmeden bahsettiniz aslında. Sizin 30 yıldır üzerinde çalıştığınız bir projeydi. Anlatabilir misiniz detaylarını? Tabii ana temelli bu projenin vücudumuzdaki bağışıklık sistemini, buna vücudumuzun ordusu da diyebiliriz, kanser hücrelerine karşı nasıl eğitebiliriz ve kanseri bu vesileyle nasıl yok edebiliriz sorusuydu. Bu bakımdan T hücresi dediğimiz yine vücudumuzun generalleri, askerleri, keskin nişancıları diyebileceğimiz hücre tipini hastalardan çıkararak laboratuvarda eğitip donatıp tekrar hastaya geri vermek amaç. Buradaki en önemli konu bu hücrelerin kanser hücrelerini bir düşman olarak tanıması. Çünkü kanser hücreleriyle normal hücreler birbirlerine çok benziyorlar. Örneğin meme kanseri hücreyle meme hücresi arasında çok az farklılık var. Bu bakımdan bizim geliştirdiğimiz sentetik biyoloji yöntemi ki başka laboratuvarlarda tabii bununla çalışıyorlar. Ve özel bir özel harekat timi diyebileceğimiz bir T hücresi grubunda bunu yaptık. Bu sayede meme kanseri hücreleri, lenfom hücreleri tamamen laboratuvar düzeyinde yok ediliyor. Bu yok edilme de aslında herhalde o bayağı bir ilgi gördü. Ölüm öpücüğü şeklinde oluyor. Ölüm öpücüğü de dediğimiz işte o T hücresi, o keskin nişancı kanseri tanıdığı anda kanserin yüzeyinde bazı aralıklar açarak içeriye moleküller şeklinde bombalar atıyor. Ve bu bombalar içeride patlıyor, bir yerde kanser hücresinin kendi kendine intihar etmesini sağlıyor. Bu çok güzel bir yöntem. Zaten bağışıklığın var olan bir sistemi. Bu sayede sadece kanser hücresi yok oluyor, etraftaki hücrelere hiçbir şekilde dokunulmuyor ve yan etkiler tabii ki çok az oluyor. Bir diğer özelliği de bu hücrelerin, bunlar devreye geziyorlar. Aylarca, yıllarca hafızası var çünkü. Aynı aşılarda olduğu gibi kanser hücresi geri gelmeye çalışırsa yine onu bulup yok ediyorlar. Bu sayede de kesin tedaviye ulaşmış oluyoruz. Bu bakımdan gelecek açısından bu bağışıklık sistemi tedavileri bence çok heyecan verici. Umudum önümüzdeki 1-2 yıl içinde insanlara geliştirdiğimiz yöntemi de uygulayabilmek. Peki başarılı olursa ne olacak? Başarılı olursa gerçekten muhteşem bir şey olacak. Çünkü dediğim gibi belki de ilk defa zorlu kanserlerin kesin tedavisi olmuş olacak. Bağışıklık sisteminin çok büyük bir gücü var. Ama kontrol edilmesi gereken bir güç. Çünkü o yanlış kullanılırsa yan etkiler de olabilir. Benim umudum önümüzdeki 5-10 yıl içinde tedavi edilmeyecek hiçbir kanser türünün kalmayacak olması. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Derya Unutmaz, immünoloji uzmanı, o kadar güzel bir konuya temas etti ki dedi ki 5-10 yıl içerisinde belki de tedavi edilmeyecek bir kanser kalmayacak. Biz de o günlerin gelmesini büyük bir umutla bekliyoruz diyoruz. Sözü tekrar Ankara'ya bırakıyoruz.